Kütahya un tarhanası. Harika olur, süper olur. Özellikle kış aylarında grip, nezle olduğumuzda şifadır Kütahya un tarhanası. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sabahı şerifleriniz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ömrünüz uzun, eviniz neşe dolsun arkadaşlar. Ömrünüz bereketli olsun, sağlıklı olsun inşallah. Sabah ezanları okundu. Sabahın nuru, bereketi, feyzi, Allah'ımın rahmeti, bereketi, merhameti hepimizin üzerine olsun değerli arkadaşlar. Tekrar hepinize hayırlı sabahlar, günaydınlar olsun. Ne yapacağım bugün arkadaşlar? Tarhana geçireceğim ben. Un tarhanası yoğurmuştuk ya. Hani Kütahya yöresel tarhana hamuru diye. Bugün onu, o hamuru tekrardan ovalayıp un haline getireceğim. Eleyeceğim, kurutacağım. İnşallah kışın sıcak sıcak tarhana içeceğiz arkadaşlar. Hamuru parçalar halinde böyle ayıracağız. Buna biz kaklama deriz. Kakladım. Yani hamuru ufak ufak bölüyoruz. Ve seriyoruz arkadaşlar. Hamur serme diyelim buna. Tarhana hamuru. Önce böyle bu şekilde parçalara bölüyoruz. Daha sonra daha ufak 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 sürekli cimcikleyeceğiz. Vurulsa geçiremeyiz.
Karana hamurumuzu kakladık. Teknemiz boşaldı. Şöyle bu kadar benim hamur. Az yani. Az yapıyorum ben tarhanayı. Bu el dokuması kendirgeri. Bunun üzerinde tarhana daha güzel ufalanıyor. Şöyle tamamen elde eğrilmiş. Elde dokunmuş geri. Şimdi arkadaşlar hamuru bu şekilde parçalar haline ayırdık. Ne yapacağız? Üzeri biraz tepidi, soruştu mu, suyunu çekti mi, kurudu mu? Tekrardan küçük parçalara bölmeye devam edeceğiz. Tavla nasıya kadar? Şöyle şöyle tekrar ayıracağız. Tavlandı mı ufalayacağız, eleyeceğiz. Bu ara sabah erken saatler üşüdüm. Bitki çayı içeyim dedim. Bu akbaşlı. Şaphane'nin Değirmendere köylerinden toplamıştık. Köyünden, dağlarından yani. Değirmendere dağlarından. Sabah sabah içeyim dedim. Tamam. Demleyecek 5 dakika kadar. Sonra ılık ılık içeceğim. Havalar serinledi gayri, soğudu. Tarhana hamurumuzun üzerine güneş doğdu. Güneş doğunca şöyle üzerleri kurur gibi oldu. Buna gralanı versin diyorlar. Bizim büyüklerimiz gralanı versin. Hani gra yağınca bembeyaz olur ya. Otların üzeri filan. Buna da gralanı versin. Yani şöyle beyaz beyaz olsun, tepisin, soruşsun anlamında. Ne yapıyoruz? Gralanan tarhana hamurumuzu şöyle tekrar didekliyoruz, ufaklıyoruz. Ellemezsek taş olur bu, taşlaşır. Dışı taşlaşır. Şu parçaların içi de hamur olur. Ufalayamayız. Bu şekilde didekleyeceğiz. İki elimle yapacağım. Tabii kamerayı bırakacağım. Böyle parçalayacağız. Daha minik minik oluyor bu sefer. Şurası gibi daha minik minik parçalayacağız. Ne zamana kadar parçalayacağız? Tavla nasıya kadar iyice tavlanacak. Bak, üzerleri beyaz beyaz oldu. Sabah ezaninden sonra hemen dökmedim. Biraz ortalık ayaydın oldu yani. Ağardı ortalık, ondan sonra döktüm. Karanlıkta dökseydim bir şey gelir, yanaşır, içine girer. O yüzden şimdi gölge basacak şöyle. Gölgede geçiririm Allah'ın izniyle. Arkadaşlar ufaklaya 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 tarhanalı hamur bu şekilde oldu. Hemen hemen ufalanacak hale geldi. Elimizin altında yuvarlanıyor mu? Biraz daha var. Biraz daha var. Biraz daha var. Evet. Şöyle yaptığımızda hamur topaklanıyorsa şunun gibi biraz daha var demektir. Biraz daha var. Ama iyice kırıkladık. İyice kırıklandı. Güç kuvvet ver ya Rabbime. Güç kuvvet ver. Güç kuvvet duasını yapacağız arkadaşlar. Güzel arkadaşlar.
Başladık hamuru un etmeye. Arkadaşlar. Taraftan şöyle ufalaya ufalaya geldim. Biz ovalaya ovalaya deriz. Ovalaya ovalaya geldim. Yığdım bir araya, eleyeceğim. Bir daha ovalayacağım. Bir daha eleyeceğim. Şöyle böyle bitireceğim. İçeri serip geleceğim. Topak olmasın. Bunu sereyim geleyim. Kaldığı yerden devam. Şu tarafa elediklerimi koydum. Bu tarafta da ovaladıklarım. Yapyalınız tarına nasıl geçer? Tek kişi. İşte böyle geçiriyoruz. Şahin olsaydı elerdi. Elerdi. Ovalardı. Yapardı. Şimdi bunlar burayı da ovalayıp bitirdikten sonra elemeye geçecek.
istediğimi serip geleyim, oturmasın. Şimdi oturur kalır. Ya o taşın üstüne sermiyor. Onlar toprağa oturur. Şu sol bileğime gelindi sanki. Tarın öyle de. Az gibi oldu da. Az gibi de yine de uğraştım bayağı. En sonuna Halim abla yardıma geldi gay. Hay abla geldi değildi sonunda. Sağ olsun, Allah razı olsun. Sağ olsun. Hop, vermezsin demekçe etmen onda. Biberle buruşmuş. Yok yok, sen havutunu koy ver. Suyu da geçti mi dökmez. Zaten şurada satır yapraklar dökülmüş gay. Sapsarı olmuş hastalık. Akşam sabah kıra. Yağa gari değil mi? Yağmur yağmadı daha ya. Ölsün, yağmur yağsın. Buyur. Yağmur yağdı mı kırağı da yağa. Sağ ol ablam. Taze taranadan tarhana çorbası pişiriyorum. Dibine yapışmasın, topaklanmasın diye de karıştırıyorum. Un tarhanamız geçer de sıcacık tarhana çorbası pişmez mi? Pişer. Kütahya un taranası. Harika olur, süper olur. Özellikle kış aylarında grip, nezle olduğumuzda şifadır Kütahya un taranası. Arkada ocakbaşı odamızın balkonunda tarhanayı ovaladık, geçirdik. Ön tarafa odaya serdim gölgeye tarhanayı. Gölgede kurutacağız arkadaşlar. Gün içinde ara ara şöyle karıştıracağız. Ne kadar, kaç günde kurur? 5-6 günde belki kurur, bilmiyorum. Hava durumuna bakar artık. Havalar sıcak olursa hızlı kurur arkadaşlar un tarhanamız. Havalar soğuk olursa geç kurur. Odayı, kapısını kapatacağım. Camları açmayacağım. Burada toz duman olmadan tertemiz kuruyacak. Kış aylarının vazgeçilmesi Kütahya un tarhanamızın da yani geçirdik. Kurumaya bıraktık arkadaşlar. Allah yapıp yiyen herkese afiyet, şifa versin, sağlık versin, uzun ömür versin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Videoma beğeni atmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.